Enes bin Malik, Ahnes bin Kays ve İran'ın mağlup olmuş idarecilerinin heyet kurarak bir araya gelip ganimetleri Halife Ömer bin Hattab'a teslim edeceği zaman. Büyük halifenin kapısını tık tıklarlar, bakarlar ki Ömer bin Hattab evde yoktur. Onun evinin etrafında oyun oynayan çocuklara sorarlar, müminlerin emiri nerededir? Derler ki müminlerin emiri şu an mescitte uyumaktadır. Heyet hemen mescide giderler. Bakarlar ki koca halife, İslam devletinin halifesi, İslam ordularının başkomandanı yere boylu boyunca uzanmış mescitte uyumakta. Hürmüzan isminde, yani İran yöneticilerinden Hürmüzan isminde bir şahıs der ki Ömer nerede? Derler ki şu adam Ömer bin Hattab'dır radıyallahu anh. Adam şaşkınlığını gizleyemez. Zira bırakın şimdi siz o dönemi, şu dönem dahi en kıytırık bir idarecinin emri altında ya bir çaycı vardır, ya bir kapıcı vardır, ya bir nöbetçi vardır, ya bir koruma vardır, ya bir şoför vardır, vardır ama vardır. En kıytırık bir yöneticinin. Hürmüzan ne yöneticiler görmüş, ne idareciler görmüş. Bırakın sadece bir mahalleyi yönetenleri, devletleri yöneten adamları görmüş. Haliyle Ömer bin Hattab'ı nasıl bekliyor? Elinde mızraklarla, silahlarla, kılıçlarla, nöbet tutan adamlarla bekliyor. Bir bakıyor ki yerde boylu boyunca uzanmış bir İslam yöneticisi, İslam amiri, mülkü amiri. Der ki bunun kapıcıları ve nöbetçileri yok mu? Yanındakiler der ki ne kapıcısı vardır, ne nöbetçisi vardır, ne kalem tutan katibi vardır, ne de divanı vardır deyince adam şaşırır. Demek ki peygamberlerden de bir takım bilgiler kulağına damlatılmış. Derler ki o zaman bu nebi olmalı, bir peygamber olmalı. Bunun yaptığını ancak bir peygamber yapabilir. Derler ki hayır. Peygamber gibi davranan bir adamdır derler Ömer bin Hattab için. Allah'a emanet. Bir zamanların cahili, cahiliyede de insanlara zulmüyle nam salmış, idareciliğiyle, kibriyle ayyuka çıkmış Ömer bin Hattab iman ettikten sonra tevazu ehli oluyor. Nebi gibi davranır sözü Ömer bin Hattab'a çok yakışıyor.